Katana Samantha'dan kurtulduk. TRMC ortada yok. Peki bu portalı ne yapacağız? Bunu nasıl yok edeceğiz? Bir fikri olan var mı? Portalı roket bile işe yaramaz yani. Daha farklı bir çözüm bulmamız lazım bizim. Her anda Samantha çıkabilir. Artık bunu yok etmemiz lazım. Yok etmemiz gerek ama nasıl? İşte nasıl yok edeceğimizi bulmamız lazım. Bence Coco'nun taktiğini bir deneyelim. Bir yerden roketi craftlayalım, bir şey yapalım, roket üretelim. Bir şekilde en azından patlatmayı deneyelim. Belki bir işe yarar. Ne bileyim, öyle yapalım. Evet dostlarım, hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün yayınladığım video, yani önceki bölümde başımıza birçok garip olay geldi. Samantha'nın hayaleti ortaya çıktı. Bizi televizyonun içine kapattı. Mutlaka önceki bölümü izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ve videonun sonunda Katerina Grinox'un içip Samantha'yı yok etti ve portalı buradan yok edemiyoruz. Yani portalı buradan nasıl yok edeceğiz? Aklımıza bir fikir gelmiyor. Bence en mantıklı fikir Coco'nun dediği fikir Katerina. Yani bakın şimdi dostlarım, bunu böyle kırmaya çalıştığınız zaman hasar alıyorsunuz ve bu garip portal gibi, yani Samantha'nın içinden çıkıyor. Büyük ihtimal içinden falan çıkıyor bunun, öyle bir şey. Direktman dostlarım böyle farklı bir yere geçiyor. Yani kaçıyor direktman. Bundan kurtulamadığımız sürece de bence Samantha'dan kurtulamayacağız. O yüzden bunu yok etmemiz lazım. Coco. Bak şimdi sen bana demiştin, hatırlıyor musun? Evinde roket mermileri var demiştin değil mi? Sende roket mermileri var. Roketin kendisi yok. Peki roketin kendisini yapmamız ne kadar vaktimizi alır? Katerina, bir bilgin var mı bu konuda? Ya en az 5-6 saatimizi alır diye düşünüyorum. Çünkü onun malzemelerini toplayacağız, yapacağız falan. Uzun sürer. Ne malzemesi gerekiyor ki? Çelik gerekiyor bildiğim kadarıyla. Başka? Yani sadece çelik değil ama onun bildiğim kadarıyla en az 12-13 malzemesi vardı, o yüzden. Tamam, o işi iptal edelim o zaman. Bizim roket bulmamız lazım. TNT koymayı denemiş Coco dostlarım, olmamış. Anlattı bana, yani bunu patlatamıyoruz. Nasıl yapsak? Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Ne geldi biliyor musunuz? Katana, benim bu morfa dönüşme eşyam sende mi? Moba dönüşme eşyam. Morph. Evet hani. Evet bende. Onu bana versene. Onu bana versene. Bakın dostlarım, bizim böyle bir eşyamız var. Bu eşya sayesinde birçok şeye dönüşebiliyoruz. Hatırlayın. Yani patlayan bir şeyi fırlatan, patlayıcı bir şeyi fırlatan bir yaratığa dönüşebilirim. Ya da bir dakika, direkt füzeye dönüşsek. Oğlum arabaya dönüşüyor. Bu eşya bizim arabaya dönüşmemizi sağlıyor dostlarım. Ekranda görüyorsunuz bakın. Arabaya dönüşmüştüm daha önce. Eğer bunu sağlıyorsa bu eşyayla füzeye de dönüşebiliriz mantıken. Ama bunu yani sen deneyeceksin Coco. Bunu sen deneyeceksin. Ben mi deneyeceğim? Evet oğlum, birisinin mantıken füzeyi kullanması lazım. Yani sen füzeye dönüşeceksin. Ben de seni kullanacağım, anladın mı? Oğlum Katana Grinox'in falan atar. O yüzden o böyle kalsın. Bir düşman falan gelirse, Samantha gelirse bizi Katana savunacak. Ben de ona yardım ederim. Füzeyi ben kullanacağım yani seni. Tabii olursa o da yani. Al bunu, tamam. Bak şimdi ona sağ tıkla Coco, tamam mı? Ona sağ tıkla Coco. Sağ tıkla o eşyaya. Tıkladım. Yazı geldi. Hah, şimdi sohbete ne yaz biliyor musun? Rocket Launcher bak. Hah, şöyle yazacaksın Coco, tamam mı? Rocket Launcher yazacaksın. Bunu yaz bakalım. Belki rokete dönüşür dostlarım, ne bilelim yani. Belki böyle bir ihtimali var. Şu an yazıyorum patron. Launcher. Tam yazdım, basayım mı? Bas. Enter'a bas Coco. Bas Enter'a. Bas bakayım. Oldu Coco. Ne oldum sana? Füze oldun Coco, füze oldun. Katana, bunu çalışacağını hiç beklemiyordum. Bu eşya gerçekten... İşe yaramasını ben de beklemiyordum. Morph eşyası dostlarım. Bobby Morph eşyası gerçekten çok OP bir şey. Coco gelme, korkuyorum lan, üstüme üstüme gelme. Ne yapayım ben de? Durayım mı? Ben nasıl kullanacağım? Tamam, hareket etme Coco bak. Bir şeye falan basarsın yanlışlıkla, füzeyi ateş dersin. Dur sakin ol. Bir şeye falan basma sakın, dur. Sakın bak, sakın bir tuşa basma. Oğlum ağzında çünkü roket var. Roket var ağzında. Kırmızı olan roket dostlarım. Niye ağzında roket var? Tamam dur, sen sakin ol. Bekle, sen bir sakin ol. Bekle, alacağım ben seni. Elimi alacağım, bekle. Dur orada. Dur. Döndürme bana ucunu, dur. Aldım Katerina, aldım. Şu anda Coco elinde bir roket dostlarım. Gerçekten Minecraft'ın artık sınırlarını zorlamaya başladık Katerina. Yemin ediyorum sınırlarını zorlamaya başladık. Şu anda elinde roket Coco var ve bir mermi var içinde. Sıkayım mı? Çok garip şu an ama nasıl yapacağımı biliyor mudur Coco yani? Coco! Bak şimdi sen hiçbir şey yapmadan ben basacağım seni, ateşleyeceğim. Hiçbir şey yapmana gerek yok senin. Hiçbir şey yapmana gerek yok senin. Bir dakika, bir tane mermi yetmeyebilir dostlarım. Şu an bir tane roket mermisi gösteriyor. Senin mermilerin nerede Coco? Eve gir patron benim. Eve gireyim senin, tamam eve giriyorum. Çok enteresan dostlarım, elimdeki eşyayla konuşuyorum yani. Gören vallahi deli sanar beni ya. Bir dakika Katerina, hemen bir gireyim. Coco senin şu envanterimi aldım, bekle, tamam girdim evine şimdi. Gri dolaplar sol alttaki, bu mu? Aha tamam, roket mermileri burada var. Tamam, roket mermilerini aldım. Tamam, şu anda 20 tane roket mermimiz oldu bile. Katana, evimiz biraz zarar görebilir, kusura bakma bu konuda gerçekten. Yani evimizin zarar görme ihtimali var. Çatıya çıkmam gerekiyor. Önce bekleyin, hemen çatıya çıkacağım hızlı bir şekilde. Hemen hızlı bir şekilde çatıya çıkacağım. Çok sallama beni.
Oğlum ne yapayım yani, koşarken sallanıyorsun yani, istemeden oluyor. Pardon, vallahi pardon. Bu eziyeti sana yaşattığımız için teşekkür ediyorum. Pardon, özür diliyorum ama yani ne yapayım Koko, ben ne yapayım şu an bilmiyorum. Bir dakika, yukarıya nasıl çıkacağım? Katana blok var mı sende? Gel sana yol yapayım. Ha, bana direkt bloğu at sen. Uğraşma yol yapmayı. Ver bana bloğu, at hadi hızlıca. At. Bir dakika, şimdi hemen dostlarım yukarıya çıkacağım. Dayan Koko. Elma terin duruyor değil mi yani? O eşyayı tekrar tıklayabileceksin normal insana dönmek için. Kalbim mi var? Tamam, neyse, dur Koko, hallediyorum, bekle. 3, 2, 1. Oldu mu? İnşallah olmuş olsun. Kırılmamış. Bakın, bir şey diyeceğim, ağzımda bir şey var gibi hissediyorum ya, o gitti şu an. Tabi gider Koko, çünkü roketi fırlattım. Bir dakika, bak geri geliyor, tamam mı? Şu an geldi mi? Evet, roket şu an ağzımda, ateşleyebilirim. Tamam, bekle, atıyorum bir tane daha. Bastım. Yok ettik, yok ettik. Aferin lan Koko. Dur, seni yere bırakacağım. Bekle, seni yere bırakacağım. Bir dakika, önce şunu bir şey yapayım. Bug'a girme, dur. Tamam Koko, seni yere bırakıyorum, tamam mı? Hemen yere bırakıyorum. O tekrardan morph eşyasına sağ tıklayıp insana dönmen lazım. Tamam, bu iş bende. Tamam, bekle. Tamam Koko, bak şimdi. O eşyayı verdi mi sana? Ona tekrardan sağ tıklarsan insana dönüşmen lazım. Tamam, tıklıyorum. Hah, oldu. Tamam. O eşya nerede? Ver, eşyayı ver. Ver Koko, ver. Tamam, çözdük işte, bakın bu kadar. Bak bu kadar işte, tamam, bak bitti. Kafayı çalıştırdık dostlarım. Direkt ben Morph'un eşyasıyla füzeye dönüştük. Ve şu anda direkt ben... Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Katerina? Patlamış işte. Neyi göreceğim başka? Yok, Katerina, karşıya bak. Samantha'nın evine bak. Evet, Samantha'nın evine baksan iyi olur. Ya kurtulamayacak mıyız biz ya? Orada bu portaldan bir tane daha var abi. Biz bundan nasıl kurtulacağız ya? Nasıl kurtulacağız? Hay, delireceğim şimdi. Gerçekten delireceğim. Evet, TRMC. Planın ne? Green Oxygen'leri sana getirmem karşılığında onları ne yapacaksın? Neyimi yapacağım Cemile? Zaman akışını bozacağım. Portalı görüyor musun Cemile? Kişi cebinde mahkum olmuş tüm baraloları buraya getireceğiz. Yani... ama bize bunun ne faydası var ki? Eğer o baralolara Green of Sirif'sini verirsek zaman akışı bozulur. Mesela 2022'de ve 2023'teki baraloyu buraya çağırmaya ne dersin? Ay, çok güzel bir plan bu. Çok beğendim ben bunu. O zaman gelen bir tane baraloyu ben kendime alayım, ha? Bence onları çağıralım Cemile. Burada bekle ve beni izle. Anlayacaksın Cemile. Var, kimler geliyor? Nereye geldik biz? Nereye geldik? 2023 Borolo. Bunlar kim? Bilmiyorum 2022 Borolo. Siz kimsiniz? Ben Türk Minecraft efsanesi. Beni tanıyor musunuz? TRMC. Ben tanıyorum. Sen Türk Minecraft efsanesisin. Hatta Codman sunucusuna girmeye çalıştın. Seni tanıyorum. Ben tanımıyorum. Sen Giant Rex efsanesi misin? Kimsin? Sen tanımazsın 2022 Borolo. TRMC 2023'te ortaya çıktı. Boş konuşmayı bırakalım. 2024'teki Borolo sizin zaman akışınızı bozuyor. Green Oxygen iksiri sayesinde onu öldürebileceksiniz. Evet, hem buradaki Borolo'yu yok edip siz onun yerine geçersiniz. Bir sürü de iksiriniz olur, çok güçlü olursunuz. Aynı. Herobrine gibi. Ne dersiniz? O elindeki iksirin ismini bir daha söyler misin? Bu iksir dev olma iksiri mi? Yoksa denek 7S8FA1 bunun iksiri mi? Sen çok geride yaşıyorsun ama böyle olmaz. 2 sene önce de kalmışsın. Giant Alex devri bitti. Öyle biri yok artık. Artık Green Oxygen var. Herobrine gibi oluyorsun. Çok güçlü oluyorsun. O saydığın şeyler... küçücük şeyler, bu çok büyük. Boş konuşmayı kesin de size planı anlatayım. Beni dinleyin. Koko, hazır mısın? Bu arada dostlarım, Koko'ya tekrardan roket yaptım çünkü yani yapabileceğim bir şey yok. Bu portalı yok ettik, şimdi burada aynı portaldan tekrardan çıktı, yani bunların hepsini yok etmemiz lazım. Hazırım, alıştım artık, gerçekten alıştım.
Tamam, alıştıysan okey. Katana patlatıyorum bunu da. Hazır mısın? 3. Hazırım, hadi. 2. Samantalar, katana görüyor musun? Ya yine mi ya? Bak geldiler dostlarım, yine hayale Samantalar geldiler. Durun, durun! Durun! Koko bekle, sakin ol, halledeceğiz, tamam. Kaçıyorlar katana, bunları kaçırmamamız lazım. Gel koş, gel gel, nereye bakıyorsun? Bu taraftalar, koş! Gidiyorlar, bir dakika, gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Bir yaratığa mı dönüşsem acaba? Ama mantıken morf eşyası Koko'da kaldı. Koko! Efendim, hadi! Bana morf eşyasını atsana yere. Atı tamam dur. Şunu alayım be. Katerina, ejderhaya falan mı dönüşsem acaba? Ne yapsam? Nereye gitti bunlar? Ortada yoklar. O şeyin içinden işte, ben tahmin ediyordum. Hayalet Samantalar çıkıyor dostlarım. Geçen bölümde de görmüştük. O portal gibi şeyin içerisinden hayalet Samantalar çıkıyor. Bunu biliyordum yani. Emindim buna. Emindim. Katerina, ne yapıyor musun? Al kokuyu. Al kokuyu. Direktman kokuya. Direkt kokuya. Al şunları da Katerina. Direktman patlat, tamam mı? Direktman git portalı patlat, tamam. Katerina. Hadi. Hemen tamam, git patlat. Tamam. Ben geleceğim. Tamam dostlarım. Hayalet Samantalar dışarıya çıktılar. Ben şu portalı da kapatayım da ne olur ne olmaz. Başımıza iş gelmesin. Direktman portalı da kapatacağım. Hayalet Samantaların peşine düşeceğim. Artık bu işin bir sonunu getirmemiz lazım. Yani o hayalet totemleri midir artık? Portalları mıdır? Delikli delikli onları böyle yok etmemiz lazım. Çünkü köyümüze her an hayalet Samantalar gelebilir. Önce şurayı kapatayım, bekleyin. Kapat şurayı, kapat kapat kapat. Hiç kimse buraya giremesin şu anda. Baldi'ye üzgünüm dostlarım. Baldi'de bekliyorduk. Geçen bölümü izleyenler bilir. Baldi'nin bu portaldan geçip yanımıza gelmesini bekliyorduk ama şu anda bunu riske atamam yani. Herhangi birisi portaldan girip içeriye direktman bizim dünyamıza gelebilir. Benim bu portalı yok etmem lazım ya. Nasıl yapacağım ki bunu? Yani düşünüyorum düşünüyorum, aklıma bir şey de gelmiyor. Kırmızı blokları kıramıyorum. Ancak kapatabiliyoruz. Bu da bir çözüm olmuyor. Pili koparan içeriye giriyor. Hey Borolo, buraya bak. Lan! Hayır. Buraya gelebilir misin? Seninle bir şey konuşacağız. Ne oldu yine, ne oldu? Siz yine nereden geldiniz ya? Koko demişti de inanmamıştım. Ne işiniz var sizin burada? Ne oluyor? Bak lütfen, kendi evlerinize dönün. Burası benim evlerim. Burada 3 tane Borolo olamaz, anlamıyorsunuz siz beni. Olamaz diyorum size. Gerçekten olamaz. Biz anlamayız. Seni yok etmeye geldik. Geleceğimizi sen belirleyemeyeceksin. Geleceğimizi biz belirleyeceğiz. O yüzden yok olmak zorundasın. Aynen öyle. Seni yok edeceğiz Borolo. O yüzden bize azat et. Ve arkanı dön. Arkamı döneyim ha? Yapma ya. Bir kere ondan önce sizin beni yenmeniz gerek, anladınız mı? Ben sizden daha gelişmişim Borolo'yum. Hatta şu an Granox'ini değiştim, eşit olduk. Hayır, siz harbiden Granox'ini nereden buldunuz? Nereden içtiniz o iksiri siz? Oha, şu an fark ettim. İyi arkadaş verdi. Hayır, vurma dur lan, vurma vur. Durun ya, durun. Ayrıca siz de iki tanesiniz. Yani bir tane Borolo olması gerekiyor. Beni öldürdükten sonra iki kişi kalacaksınız. Birinizin ölmesi gerek. Önce siz kendinizi öldürün bence. Doğru. Doğru söylüyorsun. Aslında yanımdaki de Borolo. Haklısın. Benim yanımdaki de Borolo. Geleceğimi kendim belirlemeliyim. Hayır. Asıl geleceğimi... Evet aynen. Geleceğinizi kendiniz belirlemelisiniz. O yüzden bence önce kendinizle ilgilenin. En mantıklısı bu. Benden önce en azından. Sgrinox'u nereden buldunuz? Benim. Benim bütün Borolo'ları yok etmem lazım. Önce sen de başlayacağım. Hayır. Ben de seninle başlayacağım. Asıl ben seni yok edeceğim. Hayır. Ben yok edeceğim seni. İşim bitti. Haklı. Sadece ben olacağım. Sadece Giant Rex Borolo olacak burada. Başka Borolo olmayacak. Hayır. Hayır. Sadece Codman Borolo olacak. Sadece Codman Borolo olacak. Asıl ben seni yok edeceğim. Aynen. Birbirinizi yok edin. Harikasınız. Harikasınız. Ama Grinox'u nereden buldunuz? Bana cevap verin. Gel buraya. Bittin sen. Bu kılıcı görüyor musun? Bu player kılıcı. Ah! Aynen, süpersiniz. Grinox'u nereden buldunuz ama, cevap versenize. Aha, kaçıyorlar. Durun durun durun, gitmeyin. Ya bekleyin Borolo'lar. Allah'ım, iki Borolo'yu birbirine düşürdüm. Durun, kaçmayın. Kaçmayın, bekleyin. Konuşalım bir dakika. Grinox'u nereden buldunuz? Ya beklesenize, suya niye giriyorsunuz? Bir durun, bir bekleyin arkadaşlar lütfen. Bakın, birbirimize düşman olmak zorunda değiliz. Geleceğimizi hep beraber belirleyebiliriz. Buraya gel, seni yok edeceğim. Giant Rex'in adına seni yok edeceğim. Dur dur, Giant Rex'i karıştırma şimdi. Burası neresi lan? Nereye girdi bunlar? Böyle bir yer yoktu bizim köyde, bizim dünyada. Bir dakika, çok garip. Böyle bir yer ilk defa görüyorum. İçeriye girsem mi? Hey, orada mısınız? Borolular, içeride misiniz? Ses verin. Oh! Ne oldu lan? Camdan fırladı. İyi misin? Giant Rex Borolo, iyi misin? Lan! Bir dakika, diğeri de düştü. İçeride başka birisi var. İçeride başka birisi var. Ne oluyor lan? Hey, içeride kim var? Sesim geliyor mu? Şu anda bir fikir geldi dostlarım. İçeride şu an kimin olduğunu bilmediğimiz için, yani içeride kim var kim yok bilmiyorum. İki tane Borolo da bakın direktman yere uçtu böyle. O yüzden de en mantıklı şey ne biliyor musunuz? Arkadan gireceğim. Hatta şöyle gireceğim. İçeride kimin olup olmadığını göremiyorum. Bakın şu morfa dönüşme eşyam var ya direktman, Bobby morfu. Buna sağ tıklayıp hayalet olacağım. Daha önce dostlara bir Joestar'a savaşırken hayalete dönüşmüştük ve bayağı bir işe yaramıştı. Hayalete dönüştüğünüz zaman duvarların içinden geçebiliyorsunuz. Size hasar veremiyorlar vesaire, birçok özelliğiniz oluyor. Onu deneyeceğim, bir dakika sağ tıkla. Ghost yaz buraya. Ghost. Bastım. Oldum. 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 Tamam.
Tam bakın hayalet olmuş. İçeride kim var? Borulları kim öldürdü? Lan TRMC ile Cemile orada bekliyor. Bunlar mı yapıyor bunları? Ben tahmin ediyordum dostlarım. Bakın Cemile ve TRMC burada. Sizin işinizi bitirmez miyim ben şimdi? Bitirmez miyim? Bitiririm. Bir dakika buradan geçebiliyor muyum? Şöyle. Gençler selamünaleyküm. Oo dur nereye kaçıyorsunuz? Hayır dur nereye kaçıyorsunuz? Sen buraya gel. Ne oldu Cemile? Ne oldu? Gel öyle yok. Hayır gel. Ne oldu Nazır atıyor? Dostlarım bakın bir de Grinox'un içmiş. Bana Nazır atmaya çalışıyor. Şu an bana Nazır'ı isabet ettiremez ki hayaletim çünkü. Hayalet olduğum için bana Nazır'ı isabet ettiremez. Ha göreceksin sen şimdi. Dünya kaçmayacakmış göreceksin Cemile. Bekle şimdi sen. Bakın dostlarım ikisi de Grinox'un içmiş bunların. Ne oldu Cemile? Bir sustun sanki konuşmuyorsun. Bekle. Ben sana hayatının şokunu bir yaşatayım. Cemile'yi yukarıya fırlattım. Öldü. Cemile öldü. Cemile'yi öldürdüm. TRMC nereye kaçıyorsun? Bak biri bana nazar atmaya çalışıyor. Oğlum sen kimi dans ediyorsun lan? Sen kimi dans ediyorsun? O nazarın bana şu an işleyeceğini mi düşünüyorsun ha? Buraya gel. Ha? Seni var ya şimdi dünyanın en yukarısından atacağım TRMC. Ve senden ömür boyu kurtaracağım. Ömür boyu senden kurtulacağım. Buraya gel. Bekle moralo bekle. Sana yardım edebilirim. Lütfen bana zarar verme. Lan ne zarar vermemişsin? Neyden bahsediyorsun sen ya? O Grinox'ini sen nereden buldun? Cemile verdi değil mi? Doğru söyle. Cemile verdi. Evet. Cemile beni kandırdı. Eğer beni rahat bırakırsan portalı kapatabilirim ve dünyana hiçbir kimse giremez. Yok öyle ama TRMC artık beni kandıramazsın. Yürü lan şimdi benimle. Yürü portala gidiyoruz. O portalı gözümün önünde kapatacaksın. Eğer o portala girmeye kalkarsan sana emin ediyorum portaldan arkandan gelirim ve seni aynen bu portal sayesinde hayalet bir şekilde alırım. Dünyanın sonuna uçururum TRMC haberin olsun. Yürü be. Sabahtan beri bizi kandırıyor dostlarım bak. Önce bize buraya Baldi'yi getireceğini söyledi. İnandık. Portalı aktif etti bir şey yaptı. Baldi dışındaki herkes köye geldi. Onu geçtim sonra bak Cemile'yle birlik olup benim Grinox'lerimi... TRMC bunlar kim lan? Aşağıda köylüler var. TRMC bunlar kim? Beni yok etme moralo. Portalı engelleyebilirim. Hala beni yok etme diyor ya dostlarım. Köylüler giriyor lan. Etrafta bir sürü köylü var köyde. Hakkını kaybettin TRMC. Sen hakkını kaybettin. Yapma moralo. Cemile'nin hakkına uydum. Beni tekrar oraya gönderme. Umurumda bile değilsin. Ne halin varsa gör. Fırlattım. Bunun hayatta sağ çıkamaz dostlarım. Bu atıştan hayatta sağ çıkamaz. Ölecek mi? Öldü. Bir dakika ben hemen portalı kapatmam lazım. Bekleyin bak. Portal kendi kendine açılmış. Delireceğim dostlarım ya. Bu TRMC'den gerçekten bıktım ya. Hemen çık şu şeyden bir dakika. Şu hayalet morfundan bir çıkayım. Tam çıktım. Şu an hayalet olmaktan çıktım. Görüyoruz değil mi? Bak Cemile'yle birlik olup orada bir belki hatırlayanlar vardır. Videos'ta bizim köye saldırdığınız zaman Cemile ekranda görüyorsunuz bizim Grinox'lerimizi çalmıştık kolayla. Cemile büyük ihtimalle çaldığı Grinox'leri TRMC'ye verdi ve TRMC ile beni bitirme planları yaptı. Ama o iş öyle olmuyor işte. O iş hayatta öyle olmuyor. Benim acil bir köye gitmem lazım çünkü köyde daha demin dostlarım bir sürü köylü gördüm ve bu portaldan da köylüler girdi. Yani bu portalı yok edemiyoruz. Füzeyle de denesek de bence yok olmaz. Kıramıyoruz da bu portalı. Ancak böyle önünü kırıp taşlarla kapatabilirim ama bu da bir çözüm değil bence. Her türlü köylüler ya da başka varlıklar buraya giriyorlar. Daha demin iki tane borulu kapıştım. Yani her şey girebilir. İşte evindeki her şey buraya girebilir şu anda. Ve bu TRMC yüzünden oldu. Katerina! İçeride misin? Abi her yerde köylüler var. Bunlar işte evinden gelen köylüler de düz... Katerina orada. Katerina ne yapıyorsun? Katerina! İyi misin? Dur bir dur. Ya ben iyiyim de ölmüyor bunlar. Hiçbir şey de olmuyor ya. Nasıl olmuyor? Bir dakika bunlar nereden geldiler? Katerina portaldan mı geldiler hepsi? Bilmiyorum görmedim. Bir anda dışarı çıktım. Evin yani köyün her yerindelerdi. Bunlar içtik evrenden geldi Katerina. O portaldan geldiler. TRMC ve Cemile Grinox'un içmişti. Onları yok ettim. Cemile'nin bizden aldığı Grinox'unlar vardı ya gitmiş onu TRMC'ye vermiş. Ama ikisini de yok ettim merak etme. İkisini de yok ettim ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu köylüler ne alaka? Yani bu köylülerin burada ne işi var bir? Ölmüyor mu dedin Katerina sen bunlar? Ölmüyor mu bunlar Katerina? Hayır yok olmuyorlar. Yani... De vuruyorsun hiç umurlarında değil yani baksana. Bir dakika bu köylü ne yapıyor? Bak şu an az önce köylüye vurabiliyordum şu an vuramıyorum dostlarım. Havaya bakıyor da havaya niye bakıyor anlamadım. Koçum havaya niye bakıyorsun ne var havada? Seni istiyorsan havaya göndereyim daha yakından bak. Yürü bakalım hadi yürü. Çok enteresan Katerina bu köylüler nereden geldiler? Ya ben portalı patlatmak için çözümler bulmaya çalışıyordum. Evdeydim dışarı çıktım oraya gitmek için. Bir anda her yerdeydiler öldürmeye çalıştım. Bir dakika dur Katerina dur. Yok olmuyorlar. Ne oluyor lan? Ne oldu buna? Bilmiyorum. Havaya fırlattım köylümü bu evet. Ben de tam ona bakıyordum. Havaya fırlattım niye hala aşağı inmedi diye. Ne oldu lan buna? Katerina bunun kafası siyah mı oldu yoksa benim oyun mu bozuldu? Sen dedin siyah mı?
Siyah. Siyah yaklaşma ona çok. Ne oluyor lan? Bir dakika bekle, başka bir şey deneyeceğim. Hepsinde aynı oluyor mu? Bir dakika şu köylü tanesini deneyeceğim. Çok enteresan dostlarım. Bu köylüler lanetli köylüler olabilir. Mesela 3.'yi vurdum, 4.'yi vurdum, 5.'yi vurdum. Bak 5.'de katana bak. Bak 5.'de ne yaptı gördün mü? 5. vuruşu yaptığın zaman kafasını yukarı kaldırıyor. Bak sonra da vurabiliyorum şu an hala da. Allah Allah. Bir dakika bunu da bir yukarıya yollayayım, bekle. Gönderdim. Hazır mısın? Yaklaşmasak mı biz yok ha bunlara? Bunun da kafası beyaz oldu, ne oluyor lan? Delireceğim Katena, niye siyah beyaz oldu bunların kafaları? Aa çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Bir dakika bunları köyden atmamız lazım Katena, ben sana söyleyeyim. Bunları direktmen köyden atmamız lazım, bir dakika bu tamam, iş bende. Tamam da nasıl atacağız, baksana hallerine. Hepsini fırlatacağım Katena, bütün köyleri. Bütün köyleri fırlatacağım, bak bana vurdu galiba daha demin. Bütün köylerin hepsini fırlatacağım. Dışarıya fırlat Katena, hepsini gördüğüm bütün köyleri fırlatacağım dostlarım, bu böyle olmaz yani. Hepsini direktmen fırlatıyorum, dışarıda ne halleri varsa görsünler. Başka yerlere gidin bak, bu dünyada bir sürü böyle değişik yapılar var. Oralara gidin, hani oralara takılırsınız, edersiniz. Hani daha iyi olur sizin için bak, şunların hepsini atıyorum şimdi. Her yere yayılmışlar bir de dostlarım, her tarafa yayılmışlar gerçekten, delireceğim. Her yere yayılmışlar, kafayı yiyeceğim. Keşke bir portak, Koko nerede Katena? Bilmiyorum, en son evine gitmişti. Evine mi gitmişti? Hani siz portalı patlatacaktınız, ne oldu o iş? Deniyorduk işte, yol arıyorduk. Füzeyle patlatsaydınız da direkt neyin yolunu arıyorsunuz? Koko'yu füze yapmıştık olmadı. Ya. Olmadı. Olmadı mı? Olmuyor, işe yaramıyor. Koko'nun başına bir şey gelmesin Katena, git Koko'nun evine bak çabuk. Git Koko'nun evine bak çabuk. Tamam. Çabuk. İçine gir. Ben bayağı bir köyünü buradan temizledim dostlarım. Başka köylü var mı diye bakıyorum. Bak burada bir tane var. Gidin köyümüzden. İstenmediğiniz yerde durmayın. Defolun gidin ya. Gidin köyümüzden kardeşim. İstemiyoruz sizi. Gidin. Seni de şöyle fırlatıyorum. Başka da yok herhalde dostlarım. Görünürde göremiyorum ama her an bir yerden karşıma köylü çıkabilir. Yok lan bayağı daha var. Bu ne? Köylüler çukurun içinde parti veriyorlar. Şunu da şöyle fırlatalım. Gelin gelin buraya gelin. Buraya gelin. Gel buraya gel. Köyümden çıkar mısınız rica ediyorum ya. Lütfen köyünden çıkın köylüler. İstemiyorum hiçbirinizi. Sen de buraya gel. Sen de çık. Başka var mı? Bak bak bu arkaya bak. Bak bunlar saklanıyor dostlarım. Bunlar saklanmaya çalışanlar. Yürü yürü, saklanmaya çalışmayın. Saklanmaya çalışmayın. Yürüyün. Yürü yürü gel buraya. Saklanmaya çalışıyorsun bir de. Saklanmaya çalışıyorsun. İstemediğiniz yerde durmayın kardeşim. İstemediğiniz yerde durmayın. Defolun. Sen de dur. Bloğu attım. Sen de yürü. Sen de git. Daha herhalde başka yok. Tamam bu var. Abi her yerden devam ediyorlar gelmeye. Kafayı yiyeceğim. Birkaç tane daha dostlarım dışarıya gönderdim. Şunu da dışarıya göndereceğim hızlı bir şekilde. Herhalde bu son artık. Başka göremiyorum etrafta çünkü. Gerçekten sonuncu köylüyü de şöyle dışarıya gönderdim. Bunlar şimdi bak burada birlik oldular. Birleştiler. Ama o siyah beyaz olmalılığını kafalarının çok enteresan yani. Yorumlara bir teoriniz fikriniz varsa yazın mutlaka. Neyse hepsini gönderdim. Tamam şimdi Katena ile Koko'ya da bakayım. Onlar da iyi mi kötü mü ona emin olmam. Ha geldiler geldiler. Koko neredesin lan? Ya sorma Koko, sorma ya. Katena bütün köyleri dışarıya gönderdim. Şimdi orada hareketsiz bekliyorlar. Ölmüyorlar dostlarım dediğim gibi yani. Katena bu konuda haklı, ölmüyorlar ve kafaları bir anda siyah oluyor. Bak Koko hepsi orada. Arkadaş mı olalım? Katena bunların da kafası siyah beyaz oldu. Ne yaptılar bir anda? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Ben de senin ilk defa görüyorum, sen de ilk defa. Siyah beyaz oluyor kafaları sürekli. Yok oldular. Katena bunlarda enteresan bir şey var. Bunlar içlik evrenden geldiler. Belki bunlar bozuk köylülerdir. Ne bileyim. Başka köylü yok oğlum, adamlar yok oldu, köylüler gitti şu an, yok oldular. Bakın bence en iyisini ne yapalım biliyor musunuz? Boş verin buradaki portalları. Bizim yapmamız gereken tek şey dostlarım o içlik evreninden buraya gelme portalını yok etmemiz gerekiyor. Eğer o portalı yok edersek bir daha buraya kimse giremez ve rahat ederiz. O yüzden direktman oraya gidelim ve o portalı yok edelim. Önce gidip onu yok edelim o zaman. Sonra şuna bakarız buradakine. Aynen tamam. Direkt ama oradaki portalı yok et. Ne oluyor? Kim yapıyor bunu? Patron, oyun bozuldu. Oyun bozulmadı oğlum. Oyun bozulmadı. Oyun bozulmadı. Katena köylüler. Vilar. Nasıl? Vilar yapıyor bunu Vilar. Köylüler. Daha demin burada bir sürü köylü vardı. Bozuk köylüler vardı. Hava şu an sabah akşam oluyor. Lan oda mı var? Oda mı içtik evinden geldi? Ne yer? Oğlum Vilar. Görürsün birazdan onu. Birazdan görürsün Koko. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Eve girin Katena. İkiniz de eve girin. Koko eve gir çabuk, sen de eve gir. Ben bir etrafa bakacağım. Eve girin. Çabuk eve girin. Eve gir. Dostlarım bu Vilar. Başka bir açıklaması yok. Aklıma gelmeliydi. Buradaki görmüş olduğumuz bir sürü garip bozuk köylü. Havanın sabah akşam olması. Bu Vilar'ın işareti. Hepsi Vilar'ın işaretçisi.
Acaba portala mı gitsem? Belki de oradadır dostlarım, köylüler olabilir. Tahminlerime göre or... Vilar! Vilar geliyor. Tahmin de oraymış dostlarım. Vilar geliyor. Vilar geliyor. Bir dakika. Vilar, bir Vilar'ımız eksikti. Onu da mı görecektik? Katrin sakın içeriden çıkmayın. Sakın dur. Çıkma, çıkma. İyi misin? İyi misin? İçeride kal. İçeride kal. Vilar geldi. Yıllar sonra Vilar'ı göreceğimi hiç düşünmemiştim. Gerçekten gram aklıma gelmemişti dostlarım. Saldırmıyor. Belki saldırmayacak. Hey Vilar! Vilar'a yazı yazayım. Hava arıyor. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. İyi misin? Şu an çıldırdığınızı biliyorum dostlarım. Şu an gerçekten çıldırdığınızı biliyorum. Eminim çıldırdığınızı da. Beyaz Hün. Bir dakika, Beyaz Hün çıktı. Beni çağırıyor çünkü. Çünkü beni şu anda çağırıyor. Bir dakika. Tahmin ettiğim şey mi olacak? Evet, evet! Tahmin ettiğim şey oldu. Savaş istiyor. Gelme. Gelme! Gelme, 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 gelme. Hayır, gelme, 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 gelme. Canım düştü, canım düştü. Tut. Tut, fırlat. Buraya bloklar koymuş. Gerçi bu uçabiliyordu. Mezar çıkınca canım azalıyor dostlarım. Niye öyle bilmiyorum. Bir dakika Vilar, sakin ol, sakin ol. Bak, ekmeğimi yiyeyim, savaşalım, tamam mı? Tamam, nasıl istiyorsan öyle savaşalım. Lazer atacağım dostlarım Vilar, ama lazer attığım zaman canım 20'ye düşüyor. Pardon, ona düşüyor. Ona düştüğü zaman canım büyük sıkıntıya girerim. Yani Vilar'ın şimşekleri beni öldürebilir. Niye oradan bana bakıyor? Ha? Niye bana bakıyorsun oradan? Şu an bir sakinledin. Tamam, sakinledin. Bak, bana yaklaşırsan ben sana zarar veririm Vilar. Eğer bana yaklaşırsan ben sana zarar veririm. O yüzden bana yaklaşma. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Hayır, ne oluyor? Bir dakika dur. Hayır! 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 Bu ne lan? Bunlar çekişte Thor musun sen Vilar? Sen Thor musun? Bunlar ne? Hayır, bir dakika, çekiş fırlatıyor. Hayalet ol. Hayalet ol. Ghost. Ghost. Bastım, hayalet. Hayalet oldum. Hayalet oldum. Ha, ne oldu şimdi? Vilar, hiçbir şey olmayacak. Kaç 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 kaç. Tamam, şu anda büyük ihtimalle bana Vilar hasar veremez diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur yani. Hasar veremeyeceğini umuyorum Vilar'ın. Bana dostlarım, havaya bakın. Resmen havada elektrikli çekişler düşürüyor. Vilar yine özellikler açmış kendine. Yeni güçler kazandırmış. Buraya gel lan Vilar, buraya gel. Köye dövüş müydün? Gel, dışarıda dövüş edelim. Gel buraya, buraya gel. Bir dakika, buraya gelecek mi Vilar? Umarım buraya gelir dostlarım. Köyün dışında onunla savaşabilirim. Şu an hayalet oldum. Bana zarar veremez diye tahmin ediyorum. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Gel bakalım, gel. Gel bakalım Vilar efendi. Artık o eski güçsüz barolu yok, haberin olsun. Bak bak, yine çekişlerden fırlatıyor. Artık o güçsüz eski barolu yok. Beni yakalarsan anca o çekişler bana değer mi olacak şüpheli yani. Çünkü şu anda hayaletim Vilar'cığım. Yani bu çekişler bana asla değmez. O yüzden istediğin kadar hareket yapabilirsin. Gel gel aşağı gel. Gel savaşalım, gel aşağı in, aşağı in. Aşağı in Vilar, aşağı in. Gel bakalım buraya. Gel bakalım, gel. Ne oldu Vilar? Ha, bir korktun, bir tırstın sanki. Ha, bir tırstın sanki. Bana öyle geldi yani. Allah, dur geliyor. Dur dur geliyor. Ne oluyor lan? Portal çıktı, ne oluyor? Bir dakika Vilar. Vilar gidiyor. Gidiyor, gitti. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Bir dakika. Normal aleme döndüm. Burada portal niye çıktı? Bir dakika. Burada portal ne alaka? Havanın sabah olup akşam olmasına durdu şu anda. Vilar gitti. Bu portal peki nasıl çıktı? Buradan onu anlayamadım. Bu portal ne alaka? Bu portalı burada kim spawn etti ve Vilar niye portalın içine? Baldi? Oğlum, seni çok özledim. Sonunda buraya döndüm. Gerçekten çok zor günler geçirdim. Sarılmadın mı? Dur, sarılmayalım. Bekle, dur. Dur 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 lan, yapışma dur. Bir dakika, bu portalı buraya sen mi çıkarttın? Hayır. Ben restorant yanında bir tane portal buldum. Hemen o portala koştum. Ve bir anda burada buldum kendimi. İşte kendimden kurtuldum. Artık günde 200 tane baronu görmeyeceğim. Bir dakika, o zaman çok aşırı şanslı olan bir olay. Vilar'la ben burada savaşırken bir anda bu portalın burada çıkması ne alaka dostlarım? Niye oradaki portalda çıkmadı mesela, Baldi burada çıktı? Hiçbir şey anlamıyorum baronu. Çok yorgunum. Yaklaşık 25 gündür yatağımda yatmıyordum. Tamam, artık bitti her şey Baldi, tamam mı? Artık her şey bitti. Hadi sen git yatağına şimdi. Git eve birazcık dinlen. Tamam baronu. Hepinizi çok özledim. Yarın güzel bir yemek yiyelim. İyi geceler. Sana da iyi geceler, sana da. Ne olduğu hakkında ufak bir bilgi, ufacık bir fikrim yok dostlarım. Bir anda Vilar'la savaşırken bu portalın burada çıkması, Vilar'ın bu portalın süpürge gibi çekilmesi ve bir anda içeriden Baldi'nin çıkması çok garip. Neyse, yarın aynı saatte tekrardan sizlerle olacağım. Video like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca şu anda sağda ve solda çıkan kartlara tıklarsanız da önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Ya sağdaki videoya da soldaki videoya tıklayın, ya sağdaki ya da soldaki hangisini beğendiyseniz. Şimdi ben de oyunculardan bir tanesine geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.